geldiniz. Hoş bulduk Ülke Hanım. İyi bayramlar diliyorum. Bayramlarda çalışanlardansınız evet, siz de. Evet, evet. Stüdyomuzda bizimle, izleyicilerimizle birliktesiniz. Zira ekonomik durumumuz vahim. Evet. Ben bunu halk olarak söylüyorum. Bir yurttaş olarak söylüyorum. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Her şey gün geçtikçe daha da kötü oluyor gibi görünüyor. Öyle hissediyorum. Markete evet. gittiğimde, pazara gittiğimde, ayın sonunu getiremezken olumlu mesajlar veriliyor. Her şey böyle çok güzel olacakmış gibi anlatılıyor. Enflasyonda da motive edici haberler alacağımızı söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada biz ne zaman motive edici haberler alabiliriz? Şimdi tabii biraz bayram var, tatil var, bir rehavet var. Ben o yüzden hani böyle ciddi ciddi direkt rakamlara girmeden birazcık esprili bir şekilde konuya bir girizgah yapayım. Hatırlarsınız bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce bir şarkısı vardı. Alıyordu böyle mikrofonu yine, nereden nereye, nereden nereye diye. Şimdi hakikaten nereden nereye diyorum ben de ekonomide. Çünkü dönüp mesela enflasyona baktığımız zaman hani rakamı telaffuz etmeye bile gerek yok. 3-4 yıl önce satın aldığımız beyaz peynirle şimdiki beyaz peynir arasında, kıyma arasında, domates arasında dağlar kadar farklar var. O yüzden bu tablo daha da ne yazık ki kötüye doğru gidecek. Nereden nereye? Evet, nereden nereye? Nereden geldik? Daha nerelere gideceğiz diyorum. Bunun sebeplerini irdeleriz ilerleyen dakikalarda. Ama vaziyet pek iyi göstermiyor Ülke Hanım. Yani hep beraber yaşıyoruz. Önemli olan nokta enflasyondur. Doların yukarı gitmesidir. Bunlar çözülmeyecek problemler değil aslında. Hele Türkiye ölçeğinde. Türkiye yani yabana atılır bir ekonomi değil. Bankacılık sistemiyle, sanayisiyle, emekçileriyle, halkıyla dünyanın en çalışkan insanları burada. Ben söylemiyorum. İLO istatistikleri söylüyor. Doğru. En fazla çalışan emekçiler, en az parayı alan emekçiler. Eğer doğru şartlarda çalıştıkları zaman bizim KOBİ'mizde, emekçimizde verimliliği en yüksek insanlar. Peki doğal kaynaklarımız var. 3-4 tane kıtanın ortasındayız. Tabii. Lojistik avantajımız var. Topraklarımız verimli, jeopolitik konum güzel. Tarımı icat eden medeniyetler burada. Doğru. Burada, ta İç Anadolu'da çıkmış. Ama şu an biz Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithal ediyorsak dönüp burada bu üretim faktörüdür bu saydıklarımın hepsi. Bunlarda suç yok. Bunların organizasyonunu yapan siyasi idarede çok büyük problemler var. Ve bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki de şu yayının bence özet cümlesidir. Türkiye'de ben ekonomik kriz olduğunu inanmıyorum. Türkiye'de Ülke Hanım siyasi kriz var. Siyasi basiretsizlik var. Dünyadaki iktisadi trendleri, ülkenin iktisadi problemlerini, enflasyon mesela bunu hala anlayamamış, buna teşhis koyamamış bir yönetimin elinde biz kulakları çınlasın Sayın Faik Öztrak'ın lafıdır. Yönetilmiyoruz, savruluyoruz. Aynen böyle bir vaziyet var. Peki siyasi kriz var. Siyasi krizden ziyade şimdi onlar anlamaz, ben ekonomistim deyip kararların tek bir ağızdan çıkmasının sonucunu mu yaşıyoruz acaba? Evet, evet aynen öyle. Zaten işte bu dediğinizi doğrulayan nedir? Çılgın nas politikası değil mi? Evet. Yani şimdi siz dünyada iktisat öğrencilerinin bile okuduğu kitaplarda yazan gerçeklerin tersine nehirleri terse akıtmaya çalışırsanız ne olur? Bu olur. Yani bizim şanssızlığımız şu. AKP 22 yıldır son derece popülist bir siyasi iktidar ve AKP önce kendi çıkarını düşünüyor. Ben bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? Hani böyle AKP'ye sinirli olduğum için, stresli olduğum için değil. Ben kaynakların hoyratça savrulmasından AKP'nin kendisini düşündüğünün sonucuna varıyorum. Neden? Bakın bütün bu tantana ilk 2013 yılında çıktı aslında. 2013 yılında bütün bağımsız iktisatçılar hükümeti ikaz etti. Dediler ki eğer siz tarımı dışarıdan ithal ederek inşaatla tabii. ve ithalatçı bir sanayi modeliyle Çin'den, Almanya'dan yarı mamul gelsin. Ben burada birleştireyim, satayım. İthal etmek çok kolay çünkü Çinliler aptal, Almanlar aptal, biz çok zekiyiz. Onlar göllerini, nehirlerini kirleterek yarı mamuller üretiyor. Türkler de o kadar zeki ki onları alıyor burada 2013 yılında, 2012'de, 2011'de birleştirip satıyor. Ama
Ne vardı o zaman? Amerikalılar deli gibi para basmış. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme hayalleri var. Körfez'le kavgalı değil, Avrupa'yla kavgalı değil, Amerika'yla kavgalı değil. Hatta Rusya'nın uçağını düşürecek bir cürete bile ulaşmamış. Dengeli bir siyasi ilişkileri var. Bir de finansal konjonktür Tayyip Bey'in yanındaydı. FED, Amerikan Merkez Bankası dolar bastıkça Türkiye'ye geliyor. Herhangi bir engel yok. Dolar TL düşük olunca ne oldu? İthalatın Türkiye'yi acıtmadığı bir ortam vardı. Ama ne zamanki o güç zehirlenmesi, totaliter eğilimler vesaire ve gezi olayları çok önemli bir dönüm noktası oldu. Orada işte yanlış okudular ekonomiyi. Şimdi Tayyip Bey'e sorsanız der ki işte gezi olaylarında Türkiye'nin ilerlemesinin önüne çok büyük engel konuldu. Bakın kurmayları da kendisi de dünyayı okuyamadı, trendi okuyamadı. Kendisini 2013 yılına kadar başarılı kılan en önemli olay Amerikan sermayesiydi ve ucuz bir şekilde Türkiye'ye akıyordu. Ama Bernanke diye bir Merkez Bankası Başkanı vardı Fed'in. Dedi ki biz işte konut krizi döneminde bastığımız paraları 4 küsur trilyon dolardı. Artık geri çekeceğiz deyince Türkiye'ye giren o paralar çıkmaya başladı ve haliyle de kur yukarı gidince Tayyip Bey bütün suçluyu geziciler olarak gördü. Tabii. Bakın olay orada kırıldı. Çünkü sizin ekonomik modeliniz inşaata, ranta, tatlı paraya dayanıyor, ithalata dayanıyor. Tarım, Pakdemirli'nin lafını hatırlıyorsunuz. Saman ithal ediyor diyorlar bize. Kardeşim dolarımız var ki ithal ediyoruz diyor. Hatırlamaz mıyız? Bu söylenecek laf mı ya? Bu topraklarda konuştuk işte size. Tabii. Tarım icat edilmiş. Burada kırıldı. 2016 yılında sistem iflas etti. Nasıl iflas etti? İşte terör olayları, istemediğimiz işler de başımıza geldi vesaire. Ve Binali Yıldırım başbakandı. 200 milyarlık bir KGF açıkladılar. Niye açıkladılar? Çünkü biz hep söyledik 2013 yılında inşaata dayalı evet siz kişi başına geliri artırdınız. Lakin üretim ekonomisi olamadınız. Dolayısıyla o gelir belli bir noktaya çıkacak ve ondan sonra güm güm aşağı inmeye başlayacak ve 2013'ten sonra kişi başına Türkiye'nin geliri düşmeye başladı. Evet. AKP kendisini düşünür dedim sözlerimin biz başında. Biz o dönemlerde yine hissedememiştik ama. Asıl krizi biz o krizin merkezini biraz daha geç hissettik zannediyorum. Yani şöyle iktisatçılar aslında 2016'da tabii. da uyardı. Tabii. Dedi ki 2013'te hatırıyorum. Bir orta gelir tuzağına düşeceksiniz. Dikkat edin mutlaka üretim biçiminizi değiştirin. İki, 2016 oldu devlet kaynaklarıyla aslında fiilen batmış firmaları fonlamayın. Zombi firmalar bunlar. Rekabet yeteneği yok, verimliliği yok. Sadece bana düşük krediyle faiz verin, kuru da yüksek tutun ki ben ihracat yapayım. Düşük teknoloji üretip satan firmalar böyle olmaz. Yüksek teknoloji üretmeniz lazım. Bunun için ne olması lazım Ülke Hanım? Eğitim reformu şart. Yani siz bütün okulları İmam Hatip haline çevirdiğiniz zaman elbette ki İmam Hatipler de Türkiye'ye gerekli. Dini eğitimi hiç kimse yatsımıyor ama bir denge lazım ekonomi içinde. Bu yapılmadıktan sonra işte 2016'da ilk kaynaklar savrulmaya başladı KGF ile. Türkiye'ye bir canlılık yarattı. Ondan sonra model yanlış olduğu için ithalatçı ve inşaata dayanan rantçı bir model olduğu için üretim yok, yüksek teknoloji yok. Habire 2 yıllık sürelerde sistem tıkandıkça ne yaptı? Berat Albayrak'ın döneminde falan Merkez Bankası'nın rezervlerine dadandılar. Kur yukarı gidiyor haliyle çünkü ülke döviz kazanamıyor. Üreticiler de bana düşük faizli kredi ver diyor. Nereden vereceksiniz? Nasıl vereceksiniz? Tabii. Kur yukarı gidiyor. Aman enflasyon olmasın diye. Hadi bakalım bizlerin alın teriyle biriktirilmiş bütün rezervler ondan sonra Berat Bey döneminde başlayarak satılmaya başladı. 200 milyar dolarımızı sattılar. Kendi iktidarlarını korumak için, kuru sabit tutabilmek için. Oysa siyasi iktidarın görevi ne olmalıydı? Ben üretim biçimimi değiştireyim, yüksek teknolojiyi üretmeye yönlendireyim firmaları, bir üretim devrimi yapayım. Evet tabii ki bu bir acı reçete. Yani bunu yaptığınız zaman hemen sonuç alamazsınız. Ama işte benim kızdığım nokta AKP bu acı reçeteyle ya da problemleri gerçekten çözme adına bir bedeli ödemekten hep imtina etmiş. Üretim devrimi acı reçete değil galiba ya. Neden acı reçete? Şimdi üretim devrimi aslında ülkenin geleceğini besleyen şöyle, önemli bir nokta değil mi? Şöyle mükemmel bir şey. Yani şundan bahsediyoruz. Aynen Ulu Önder Mustafa tabii. Kemal'in yaptığı gibi. İşte ülke basma bezi bile üretemiyor. Sümer Bank'ı kuruyor. Ya.
Oymapınar barajları, onlar bunlar falan filan. Ama burada bir geçiş dönemi var. Şu, siz devrimi yaptığınız zaman haliyle mevcut sistemin iflas etmesi lazım. Yani dışa bağlı sistemde çalışan ve hemen yüksek teknoloji üretemeyecek bazı firmalar gidecek. Dolayısıyla burada aslında hani Schumpeter'ın ve Marx'ın dediği gibi yaratıcı bir yıkım aslında Türkiye'ye gerekiyordu. Ama siz o yaratıcı yıkımdan ya da kriz diyelim ondan uzak kalıyorsunuz ki aman şimdi bir işsizlik olmasın, iflaslar olmasın, ekonomik modeli de değiştirmeyelim, boşver, nasıl olsa bizim rezervimiz var. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ağzımızın tadı bozulmasın, kur yukarı gittikçe satarız dediler ama deniz bitti. An itibariyle AKP şimdi o acı reçeteyle şu veya bu şekilde yüzleşecek. Yani bakın tefeci sermayesiyle rezervleri bitirdiler. Sayın Şimşek tefeci sermayesini çekip buraya onunla rezervi doldurmaya çalışıyor. Carry trade. Onunla carry trade parası dedikleri hadise işte. Onunla bir şekilde kurun yukarı hareketini engelliyor. Ama yabancılar ne diyor biliyor musunuz sohbetlerimizde? Acaba Türk ekonomisi sonbaharda enflasyonu düşürmeyi başarabilecek mi? Çünkü Türkiye'deki enflasyon sadece parasal bir olgu değil. O Amerika'ya mahsus. Amerika mesela dev bir üretim ekonomisi ama çok fazla para basmıştı Covid döneminde. Enflasyon %10 oldu. Fed de dedi ki ben bu parayı geri çekeyim de faizi biraz arttırayım, enflasyonu düşüreyim. Ne? Sağ olun Sayın Zalyot. Sevgili izleyicilerimiz, gün ortasının sonuna geldik. Biraz sonra Haber 15 başlayacak. Sonra Haber 16'da ben sizinle olacağım. Görüşmek üzere.